Hoşları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün biz Gülden'cimle yine toplaştık ve konumuz mutluluk. Oo, evet, konu süper. Evet. Direkt çekimden önce de söyledim ya, ne var? Ben çok seviyorum bu konuyu. Keyifli, içi mutlu eden bir konu yani. Aslında düşünürken mutluluk, mutsuzluk böyle iki ucunu da değiniriz. Tabii. Çünkü hep diyoruz ya, enerjinin iki ucu var. O yüzden iki ucundan da bahsederiz ama mutluluktan geleyim. Sence mutluluk nasıl bir şey? Yani şu anda ilk aklıma ne geldi biliyor musun? Aslında kafamda konuşmayı tasarlarken bununla girmeyi düşünmüyordum ama daha önce çektiğim bir Reels geldi. Unutmuşum ama bunu. Bir efsane tabii ki, doğruluğunu bilmiyorum ama işte hocası John Lennon'a soruyor. Diyor ki, oğlum büyüyünce ne olacaksın diyor. O da diyor ki, mutlu olacağım. O da diyor ki, ya sen diyor herhalde sorumu yanlış anladın diyor. Ben sana diyorum ki, büyüyünce hayatta ne olacaksın? Hocası diyor, John Lennon da diyor ki, hocam siz hayatı yanlış anladınız. Efsanedir, bilinmez doğruluğu. Ama gerçekten mutluluk böyle aslında çağlar boyunca belki insanların peşinden koştuğu, kovaladığı ama belki şu modern çağda sanki daha da bir takıntı haline gelmiş bir şey gibi bence. Bilmiyorum, hani bu kadar takıntı haline gelinmesiyle de yakalanabilecek bir şey mi? Kovaladığımızda bulabileceğimiz bir şey mi? Yoksa yaşarken bize eşlik edecek bir hal mi? Evet. Bunlarla ilgili biraz Yani aslında hani mutluluğu kimi yorumladığıyla da çok alakalı bir durum o zaman. Ben de tam hatırlamıyorum hangi kitapta okudum ama orada kitapta şey diyordu. Mutsuzluk insanın normal hali ama mutluluk bir şeylerle insan elde edebilir. Yani mücadele ederek, onun için çaba göstererek haline büründü diyordu. Ama başka bir taraftan bakan bir insan da aslında mutluluğun dışsal faktörlerden değil, insanın kendi işte mindsetiyle, kafa yapısıyla, zihin yapısıyla alakalı bir durum olduğundan bahsediyor. O yüzden aslında mutluluğu kimin tarif ettiğiyle de çok alakalı, doğru orantılı bir durum diye düşünüyorum. Ya böyle tarifiyle alakalı genel bir şey yok. Hani böyle bir konsensus sağlanmış durumda da değil aslında. Yani hani nedir mutluluk? Ben mesela ne değildir kısmından birazcık gidesim var bugün açıkçası. Ne değildir? Yani çok karıştırılan şeyler var ya mutlulukla. Birincisi haz değildir mutluluk. Yani mutlulukla karıştırılan iki şeyden bahsedeyim aslında. Bir tanesi haz duygusu. İkincisi de bir sıkıntısı olan insanın sıkıntısı olmayan bir insanı mutlu sanması hali. Hatta ikincisi için Peyami Safa'nın çok güzel bir sözü var burada. Diyor ki, dişi ağrıyan insan dişi ağrımayan herkesi mutlu sanıyor. Güzelmiş. Yani, halbuki o diş ağrısı geçtiğinde de az sonra daha böyle açarak değiniriz ama kafayı bu sefer başka şeylere takıyor. Yani evet. İnsan yaratılış itibariyle biraz böyle ama önce hazdan biraz bahsetmek istiyorum Evet, aslında. oradan girelim. Şimdi haz genel olarak hani bu artık nasıl diyeyim, pozitif psikolojinin biraz ilgilendiği bir şey. Yani mutluluk kavramıyla çok alakalı araştırmalar yapıyor pozitif psikoloji. Pozitif psikoloji ne bu arada? Onunla da böyle kısaca açıklayayım hani bilmeyenler ya da ilk defa duyanlar için. Aslında bu psikolojinin biraz rahatsızlık kısmından sıkılmış bazı araştırmacıların daha farklı konularak da böyle araştırma, insanın iyi olma haliyle alakalı araştırmalara girdikleri bir alan diye özetleyebilirim aslında. Çok da böyle büyük bir muazzesi yok. Şimdi pozitif psikolojinin çok ilgilendiği bir kısım. Onlar diyor ki, mutluluk haz değildir. Net. Haz çünkü nedir? Mesela zaman haz nedir? Alınan... Evet, onu bir bulmak lazım. Değil mi? Nedir haz alınan duygular? İşte çok sevdiğiniz bir yemeği yemek. Böyle insana böyle haz verir, hoşuna gider. İşte çok sevdiğiniz biriyle zaman geçirmek. Mesela sevdiğiniz biri var, bir sevdiceğiniz var diyeyim hatta. Onunla böyle kısıtlı zamanlarda görüşüyorsunuz ve onunla bir zaman geçiriyorsunuz. O sizin için bir hazdır gerçekten. Ama haz da mesela yemek yemekte de bunda da çok temel benzeşen bir şey var farkındaysan. Bitmesi ve bitecek olduğunu da bilmemiz. Aslında sen Yani söylerken de o geldi benim aklıma. Sanki haz kısa süreli bir şey ama mutluluk dediğin şey uzun metraj film gibi geldi. aynen Ya öyle. da o dediğin gibi hani haz yediğin yemek
Ama sonrasında onu düşünmek, vay be ne güzel yemek yedik falan kısmı mutluluk gibi geldi sen öyle anlatırken. Ya ama işte nasıl biliyor musun insan? Ya ne var? İnsan da genelde şöyle, hepimiz böyleyiz. Yani hani insan derken başka birilerini eleştirmiyorum. Kendimiz de dahil Kendimizden içinde. konuşuyoruz. Ya. Bilmediğimiz. Genel olarak şöyleyiz biz. Böyle daha geleceği tasavvur edebilen bir zihnimiz, öyle canlılar olduğumuz için. Şimdi mesela bir yemek yiyoruz. Ama biz o yemeği yerken bile biteceğini bilmemizle, o zihnimizin bunu fark etmesiyle alakalı sıkıntıları yaşamaya başlıyoruz. Mesela çok sevdiğimiz bir yerde çok güzel bir pizza yiyoruz. İşte örneğin mesela atıyorum bunu. Şimdi şu oluyor, diyoruz ki ya işte bir dahaki sefer, bak bir dahaki sefere geçtik. O anda oradayız ama bir dahaki sefer bunu şurada da deneyelim, olur mu? Ya da bu pizzadan sonra bir tatlı yesek. Hep bir sonraki hazın peşinde koşuyoruz. Evet, Ve şimdi şöyle hani entry'ler gelir o zaman ana yemeği düşünürsün ya Ayşe, ana yemek gelse, ana yemeği yerken de tatlı gelse de diye onu düşünmeye başladın. Yani aslında o zaman haz hep bir sonrası için seni dürten de bir duygu o zaman. aynen öyle ve geçici. Yani haz aslında biraz sıkıntılı da bir duygu farkındaysak. Biraz problemli bir duygu. Yani biteceğini biliyoruz. Aslında bir yandan o keyfi alırken bir yandan da içimizde bir huzursuzluk var. Ya diyoruz ki bu bitecek. Onun da farkındayız. İşte aynı o sevdiğimizle zaman geçirmek gibi. Bu bitecek. Bunu biliyoruz. Haz o yüzden çok net ki mutluluk değil. Ya bu çok belli. Çünkü mutluluk daha sanki düşününce süregelen, daha uzun süreli bir şey olması lazım gibi. Yani haz böyle hayatımıza kısa süre etki etmiş olan bir şey. Ve dediğim gibi bu da sıkıntılı bir şey. Hatta şöyle haz veren şeyleri bir düşünün. Sonrasında da genelde bir pişmanlık bile duyulabilir. Yani işte yapmasaydım da olurdu ya. Hani çok da gerekli miydi bu falan gibi, değil mi? Bir şey insan huzursuzlukta duyabilir haz aldığı şeylerden. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şimdi sen dediğim gibi söylerken şunu düşünüyorum. O zaman hazın içinde mutluluk yoksa bizi dürten şey ne orada? Harekete geçiren acaba? Yani hazın içinde bir Yarış mutluluk yok. duygusu falan mı? Ne o? Yani şey, haz için mi diyoruz bunu? Hazdan mı bahsediyoruz? Aslında yarış duygusu değil de bence bazı belki de bazı temel şeylerimizi tatmin etmesi olabilir Aslında sen haz böyle için. anlatırken ben ne hissettim biliyor musun? Haz duygusu sanki olduğun anın içinde yaşadığın rahatsızlık gibi geldi bana. Bir Çok huzursuzluk ilginç değil mi? hali. Yani çünkü anda rahatsız olduğun için bir sonraki ana geçmeyi planlıyorsun. Ve bu bir Kesinlikle. haz yaratıyor sende. Evet. O Aa, zaman çok güzel. anda durmak mutluluk diyebilir miyiz? Bak, yani Aa, bak fikrim bu mesela bu geldi. çok güzel değil mi? Mesela anda durmak. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim de aklıma şimdi onunla alakalı bir şey geldi. Bir de benim gibi ikinci karıştırılan kısımda işte bir sıkıntısı olan insan, işte sıkıntısı o sıkıntıya sahip olmayan, işte baş ağrıyan kişi baş ağrımayan herkesi çok mutlu sanıyor. Ya, öyle de bir şey değil. Yani emin olun ki o baş ağrısı geçtiğinde de aslında bir haz yaşıyorsunuz ilk geçtiği anda. Kendinizi mutlu sanıyorsunuz ama sonra kafayı takacak başka şeyler buluyorsunuz ya da buluyoruz. Yani peki mutluluk haz değil. Mutluluk bir sıkıntıdan kurtulmak da değil. Aslında bu pozitif psikolojinin yani modern çağda şu an anlattığı mutluluk kavramı ne biliyor musunuz? Çok bizim o kadim öğretilerimiz de aynı şeyden bahsediyor. Diyor ki halinden memnun olma, razı olma. Yani başına gelene rıza gösterme durumu mutluluktur. Ama şimdi işte bunu söylediğinde bile şey oluyor. Yani eğer mutluluk oysa, yani içinde olduğun andan mutmain olma hali ise, razı olma, rıza hali ise, haz dediğimiz şey o anda duramama hali diye düşündük ya az önce. O zaman hazın içinde aslında bir mutsuzluk var. Hazın içinde kesinlikle, çünkü o geçiciliğini biliyoruz ya, o geçecek, o bitecek. Hatta o bitme duygusu bizi içten içe huzursuz ediyor bir yandan da. Ya diyorum bazen o yüzden içinde bir pişmanlık bile var Hazın. Bir pişmanlık hali bile yaşıyoruz. Haz, işte çok sevdiğiniz işte bir Nutella yiyorsunuz değil mi? Ama sonra bir pişmanlık hissediyoruz. O anda bize geçici bir haz veriyor mu? Veriyor. Ama uzun vadede bir mutsuzluk getiriyor bakınca. Yani zaten hemen daha hemen siz o hazzı aldınız, dilinizde, damağınızda o keyfi hissettiniz. Ondan sonra
Bir pişmanlık hali. Çünkü niye? Ya ben bu aslında çok zararlıydı. İşte yememeliydim. Gibi bir duruma. Yani o anlık hal sizi mutlu etmiyor bakınca. Ama mesela ya halden hani rıza göstermek derken aslında tam olarak ne biliyor musunuz? İnsanlar hani hepimizin bir beklentisi var hayatta. Beklentimizle o an olan örtüşüyorsa, yani aynı şeye hizmet ediyorsa işte mutluluğu Orada mutluluk biz o var. anda yakalıyoruz. Yani ben mesela diyorum ki işte Münevver, sana kahve içmeye gelme gibi bir niyetim var. Sen bunu bilmiyorsun, sana geleceğim diyorum. Ama benim niyetim kahve içmek. Fakat sen bana çay yapıyorsun. Mesela benim senden beklentim kahveyken sana bunu da dile de getirmedim. Şimdi ben burada benim o anki mutluluğum ne olacak? Senin bana kahve ikram etmen olacak. Sen bana çay ikram etmişsin. Aslında olanı olduğu gibi kabul ettiğim zaman gerçekten hani işte rıza gösterdiğim zaman aslında senin bana çay vermeni benim o genel süre gelen mutluluk durumumu çok da bozmaz bu durum. Sonra diyebilirim ki çaydan sonra ya Münevver ben aslında kahve içmek istiyordum biliyor musun? Yani o anda olanı kabul Ben de o ederim zaman derim, ama hadi bir de kahve yapayım sana derim. işte hani o anda olanı olduğu gibi alırım kabul ederim. Ama ondan sonraki kısımda hamle yapabilirim. Yani elimden gelen bir şey varsa yapabilirim. Yani bunu konuşurken bir yandan aklıma ne geldi biliyor musun? Mesela para. Evet, parasız mutluluk zor şimdi çağımızda. Hani bunu diyen varsa bayağı işte hakikaten belki bir derviş gibi yaşaması gerekiyor. Belki işte bu çağın gerekliliklerine çok da fazla ayak uydurmayı kafaya çok da takmaması gerekiyor falan ki harika bir şey. Böyle mutlu olanlar da muhakkak vardır. Çünkü ama parasız tamam mutlu olunmuyor diyebiliriz ama parayla mutlu olunuyor mu? Merkezi o ya işte şu kadar param olsa ben çok mutlu olurum aslında. İşte her şey çok yoluna girer. Şimdi bu hepimizin ben de aynı zaman düşündüğü bir şey. Ama bir araştırma yapılmış. İşte omurilik felci geçiren insanlarla piyangodan para çıkan insanların aslında çok absürt iki uç farkındaysak mutluluk düzeyleri ölçülmüş. Şimdi omurilik felci geçirenler elbette beklenen doğal olan bu. Zaten adamın eli tutmuyor, kolu tutmuyor. Mutsuz. Hakikaten duyguları yerlerde. Piyangodan para çıkanlar, büyük ikramiye kazananlar böyle mutluluk skalasında en tepede gayet keyifliler, mutlular. Fakat 6 ay sonra ölçüm yapılıyor. Omurilik felci geçirenlerle o büyük ikramiyeyi kazananların mutluluk seviyeleri aynı. Yani bu aslında çok ilginç bir şey ortaya koyuyor. Başımıza gelen şey ne kadar kötü olursa olsun, başımıza gelen şey ne kadar iyi olursa olsun, duygu olarak bir süre sonra ortalamaya geliyoruz. O duygumuzu böyle işlevsel, ortalama bir hale getiriyoruz. Yani o anda yaşanabiliyor tap ya da en dip. Ama bir süre sonra beyin, zihin bunu ortalama bir hale getiriyor. Şimdi buradan bunu da çıkarabiliyoruz değil mi? Demek ki para da insanın o genel mutluluk düzeyini çok böyle Etki etmiyormuş. Yani mutluluk sürdürülebilir. dediğin gibi bir şeylere bağlayamıyoruz. Yani paraya, şöhrete, güzelliğe. Tabii ki. Çünkü her bağladığın şey alıştıktan sonra sen o duyguya seni rutine düşürüyor. Dediğin gibi mesela o insanların aynı seviyeye gelmeleri aslında ikisinin de üzüntüsünü biri normalleştiriyor, diğeri de sevincini normalleştirdiği için aynı noktada buluşuyorlar diye düşündüm ben senin örneği verince. Değil mi? Ya şöyle aslında ben hep şunu düşünüyorum biliyor musunuz? Yani mutluluk böyle peşinden kovalanacak, arkasından koşulacak bir durum değil de sanki yaşadığımız hayatta bize eşlik edecek bir hal. Hani şöyle bir meşhur bir şey var burada. Ben de geçenlerde aslında dikkatimi çekti. İşte ne diyor, ne zaman geçecek bu dertler falan işte ne zaman bırakacaksın? O bir sigara içen birinin bir şey üzerine ne zaman bitecek bu dertler falan diyor. O da diyor ki işte abi şu günler bir geçsin de ondan sonra diyor ki ne zaman da o mezara girince mi? Hani o diyor ki ya bitsin de bugünler şunlar bir geçsin de şunlar bir bitsin de. Ya mutluluk biraz öyle bir şey değil gerçekten. Yani böyle hadi şu günler geçsin de ondan sonra mutlu olayım. İşte ondan sonra ben bunu hak ettim. Yani birazcık daha böyle dediğim gibi şeyle de çok alakalı biliyor musunuz? Yani mesela atıyorum işte dervişlerin bazen
yaşam şeylerini böyle okuyorum, ediyorum. Hatta buna ilgili meşhur da bir hikaye var. İşte derviş, Türk, daha doğrusu dedi, Müslüman dervişler yurt dışında işte başka bu tarz işlerle uğraşan, böyle gerçekten hayatını bu tarz şeylere adamış başka dervişlerle karşılaşıyorlar. İşte diyorlar ki, nedir işte sizin hani hayattan anladığınız? Diyor ki işte ben diyor başıma işte gelen her güzel şey için şükrederim. İşte istediğim şey olmadığında da sabrederim diyor. Sonra bizim dervişler de diyor ki sabretmeyi köpekler de yapar. Bu çok biraz ağır bir şekilde cevap veriyorlar belki ama peki siz ne yaparsınız diyor, siz ne yapıyorsunuz? Diyor ki ben başıma gelen için şükrederim. Başıma gelen kötü şey için de hamd ederim. Yani onun içerisinde de benim bir teşekkürüm var. Bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil tabii ki yani bu anlattığım şey ama gerçekten öyle, biliyor musunuz? Hani başımıza gelen iyiden de kötüden de bir şeyler öğrendiğimizi bilmek, bunu yapabiliyor musun Gülden dersen, bunu zaten çok böyle harika becerebildiğimi falan söyleyemem. Yani çok zor bir şey çünkü hiç kolay değil. Ama o kafaya bir geldiğimizde var ya, zaten sizi mutsuz edecek hayatta çok da bir şey olmuyor, biliyor musunuz? Yani hani Peki başımıza gelen... yani dedin ya, bu mutluluk bir hal gibi anlıyorum. O zaman yani duygunun dışında bir şey mi? Yani bu insanın içine hissettiği bir şey. Yani illa mutluluk dediğimiz şey ağzımız, işte kulaklarımızda sürekli güldüğümüz bir şey değil. Senin Yok, bahsettiğin kesinlikle. mutluluk. Tam anlamıyla bence halinden memnun olma sanatı. Ay Yani evet, güzel. halinden memnunsan, ondan bundan, her neyse sebep, halinden memnunsan. Yani de şu da var ya, ne var? Aslında mutlu olmak zorundayız. Yani bu da, tabii, şu anda da çok büyük bir sıkıntı. Şimdi bakıyorum mesela, ya çok büyük bir sorun yaşıyor adam. Ya bir grip yaşıyor. Aslında bir yas süreci geçirmesi gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şeydir çünkü. Yani o yası yaşaması gerekiyor. O acıyı yaşaması gerekiyor. Ama çevresindekiler, ya ne oldu, neyin var, işte niye üzülüyorsun? Ya bir durun. Bir durun, adam bunu bir yaşasın. Çünkü bu duygu yaşaması, bunu bir şekilde kabul edip o süreci geçirmesi gerekiyor. Çünkü acı dediğimiz şey zihni eğitiyor. Beyinde o acıyla, sıkıntıyla çeşitli bölgeler değişiyor. Bakın bu çok önemli bir şey ama biz buna bile şu çağda çok izin vermiyoruz. İşte biri bir kayıp yaşıyor, bir sıkıntı yaşıyor. İşte hadi ya dağıtalım işte, sen canını sıkma, gel dışarı çıkalım, bunun üstüne hemen kapatalım. Ne gerek var, niye üzülüyorsun? Ya insanlar yas tutamıyor bu yüzden. Ama sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor, o yas tutamıyor ya. Çok büyük bir problem yaşıyor, üzülemiyor bunun için. Kendine bazen izin vermiyor, bazen çevre izin vermiyor. Ama sonra parmağına bir diken bassa dünyası yıkılıyor. Yani onu oradan çıkarıyor. O yüzden hani her zaman da çok mutlu olmalıyız. Ya her şey çok güzel olmalı. Böyle bir hayat yok. Hayat da böyle bir şey değil. Hani evet, hayatta kötü deneyimler var. Olmasın ama var. Bundan, yani memnun olmak da demeyeyim ama işte razı gelmek gerekiyor bazen. Ya o Yani mutluluk olanı halini olduğu gibi kabul yaşayabilmek etme için. hali bizim için mutluluk diyoruz o zaman. Hani çünkü dediğin gibi bir şeylere bağladığında işte kendimi mutlu etmeye çalışayım. Dur kendime gideyim bir kıyafet alayım. Ya da işte bir haftadır sevgilim yok, hemen bir sevgili yapayım. Yani o Çünkü şey hani böyle. toplumlarda bazı şeyler vardır ya, belirli şeylere bağlarlar mutluluğu. Mesela diyelim yalnız bir kadınsan asla mutlu olacağın inanılamaz. Çünkü illa bir sevgilin olması gerekir. Ya da Kesinlikle hani bazı tanım şeylerin aynısı. olması, işte saatin olması gerekir, yok bilmem neyin olması gerekir gibi gibi şeylere bağladıkları için Evet. onlar yoksa ve mutluysan insanlara bir acayip gelebiliyor. Hatta onlar ya sen mutlu musun gibi yapıyorsun diye bile düşünebilirler. Yani hani o da nasıl yapılır artık bilmiyorum ama ya bu da işte mutlu mutlu takılıyor falan gibi. Ya bir de şey, bunu bir yerde dinlemiştim. Çok hoşuma gitti gerçekten. İnsan bu hayata her zaman o iyi hissetmek için gelmiyor ya. Her duyguyu iyice hissetmek için geliyor. İyice. Acıyı da, sıkıntıyı da, problemi de. Hani yoksa kendimize öyle bir işte hep mutlu olalım. O bir hapishane gibi bir şey ve çok korkunç bir şey bence. Hani ne yaşıyorsak sonuna kadar deneyimlememiz gerekiyor. Acıyı da, sıkıntıyı da, üzüntüyü de, mutluluğu da, mutsuzluğu da. Yani insan ancak Bir tane böyle. şey diyorum, benim bir arkadaşım var, o geldiğinde biz
sabahtan akşama kadar böyle ikimiz de birbirimizin nelerden zevk aldığını bildiğimiz için işte yemek de yapsak zevkle yapıyoruz, güle oynaya yok geziyoruz, gittiğimiz yerler var, beraber eğlendiğimiz. Sonra böyle gır gır şamata komiklikler. O gittikten sonra of diyorum, iyi ki gittin artık, yani insan gülmekten sıkılıyor yani. Bunu ara ara yapalım yani, bu kadar sık olmasın. Çok Gerçekten dediğin ilginç. gibi düşünsene o hali sürekli yaşadığını, bir cehennem hali yani. Onu iyice yaşadın ama dinginliği de Evet. iyice yaşa. Hani yeri Evet. gelince değil mi? O sakinliğe de insanın ihtiyacı var. Ya da bazen dediğim gibi ben bir sıkıntı yaşamayan insanın bu hayatta tekamülünün tam yani sıkıntı herkes yaşıyor ama gerçekten onu böyle yaşayıp hissedip özümseyen insanın belki tekamülde birazcık daha üst seviyeye geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü şuna çok inanıyorum biliyor musunuz? Sınanmadan sertifikasyon yok. Yani biz teşhisi Yani koyduk. aslında şey de diyorsun değil mi? Yani o bütün duyguları tatmak aslında mutluluk hali. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yani birbirlerini zaten hani o mutluyla vardır ya yani biz o mutsuzluğun, acının, sıkıntının ne olduğunu bilmezsek mutluluğu nasıl bileceğiz ki? Nasıl deneyimleyeceğiz ki? Ve bu da çok enteresan. Yine sadece insan zihni için geçerli. Yani mesela şimdi hayvanlara bakıyorsun, doğaya bakıyorsun. Mutluluk işte ne bileyim gerçekten belki haz duyguları vardır. İşte bilemiyorum çok fazla genetik durumlarını ama işte bir av yakaladıklarında böyle bir haz duyabilirler. Ama mutluluk bileğine şu ya da mutsuzluk şu zihinle alakalı biliyor musunuz? Yani mesela şunu düşünmüyor işte aslan. Ya işte önümüzdeki sezon çok da fazla işte ceylan bulamayız. Acaba bunları stoklasak mı? İşte Evet. ne bileyim bir diptirize mi? Böyle bir şey yok ki onlar için. Bunlar bize özgü duygular ya. İşte Evet. bu kadar gelişmiş bir zihin insanın başına her işi açabiliyor. Aslında hep bu kadar gelişmiş bir zihin diyor mu ya? Yani boşa verilmedi. Muhakkak ki muazzam bir potansiyele sahibiz ve bunun için verildi. Ama işte biz böyle her türlü şey için kullanıyoruz. Bazen kendimizi mutsuz etmek için yani kendimiz buluyoruz, kendimiz mutsuz oluyoruz bir şekilde ama bunları da yaşamak gerekiyor. Biz bu hayata bunun için geldik. Bunu da düşünüyorum. Hani bazen o sıkıntıyı deneyimlemek için, bazen o günahı işlemek için yani hani çünkü onu da diyorum O işte hatadan öğrenmek için. tabii ki tabii ki hatadan öğrenmemiz gerekiyor. İnsan bunun için yaratıldı. Yoksa bizim böyle hatasız, günahsız Rabbim melek yaratmış. Yani zaten melekler böyle. Hani nefsi bize vermiş ki biz ne yapıyoruz diye. Bizi sadece bunun için yaratsaydı bizi melek olarak yaratırdı. Demek ki bize bu nefsi verdiğine göre bizim çeşitleri deneyimlememiz, o hatadan öğrenmemiz, sonra yine geri dönüş yapmamız lazım. İnsan sanki birazcık daha bu hayattaki rolü bu gibi. Ama mutluluk böyle genel olarak hepimizin, diyorum ya, böyle işte mutlu olalım, mutlu olalım, ne olursa olsun mutlu olalım, o da olsa mutlu olalım. Evet. Mutlu Sürekli bir eller şey yani. havaya, işte dediğim gibi ağız kulaklarda bir durum değil bence de mutluluk. Aynen. Peki şey düşünüyor Genel musun? Hani bunun için emek sarf etmek gerektiğini düşünüyor musun? O duygu halinde durmak için. Yani aslında o bir hal. dengede durmak için. Çünkü dedin ya, üzüntüyü de yaşıyoruz, sıkıntıyı da yaşıyoruz, pişmanlığı da yaşıyoruz. Ya Oralarda çok durmamak için ve bir mutluluk tarafına geçmek belki için bir efor ne gerekiyor olabilir? gibi. Biraz beklentilerle alakalı bir şey ya. Yani o beklentinizin çok yüksek olduğu durumlarda ya beklentisiz insan yok. Hepimiz bir şeyler bekliyoruz. Yani insanın varoluşunda bu var ama o beklentileriniz çok arttığı zaman o anda her zaman sizin o beklentinizle örtüşemeyeceği için bunu çok mutsuzluk deneyimlersiniz. O yüzden biraz beklentileri belki kısmak gerekiyor. Yani insanlardan, bazen çocuğundan, bazen ailenden. Yani herkesten sürekli bir şeyler beklemek belki biraz mutsuzluğun şeylerinden bir tanesidir ya. Sebeplerinden bir tanesidir. Evet beklenti de elbette olalım ama işte atıyorum işte bu bardak kırmızı. İşte niye siyah değil diye kavga edersem, bu olanla kavga edersem ben hiçbir zaman mutluluğu deneyimleyemem ki zaten. Yani Evet. olanı kabul, evet bu bardak kırmızı. Çok anlamsız değil mi? Değil mi? Düşününce bu Evet. kadar basit aslında. Başımıza gelen bir şeyle ve kontrol alanımızın dışında olan başımıza gelen bir şeyle kavga etmek gerçekten bakınca çok Bu kadar anlamsız. basit dediğin şey aslında çok büyük içinde bence pratik ve bilinç de barındırıyor.
farkındalık barındırıyor. Çünkü gerçekten o kırmızı diye, o kırmızı kapla kavga eden insanlar da var hayatta. Evet, Burası yani da bu hani gerçek. basit anlamda baktığımız, örnek dediğimiz ama genel anlamda işte hayatta başımıza gelen şeyleri de kabul etmek biraz bununla alakalı. Yani bu böyle, bu böyle olmuş. Değiştirebilme Olamamış. şansım var mı? Bu benim kontrolümde mi? Bakın dediğim gibi bir sonraki hamlede ben bu kırmızı bardaktan hoşlanmıyorsam beyaz bardakla içmeyi tercih ederim. Ama bu bir sonraki hamlem. Ben şu an bunun karşısında bununla oturmuşum. Şu an bırak kalkmayacağım ve ben bununla içeceğim. Yani şu anda bunu kabul etmek zorundayım. Kabul etmezsem, hani kabul etmekten başka bir çarem de var mı şu anda? Hani bazen onu da diyorum ya, başka bir çaremiz yok ki. Hani geçen haftalarda şeyi konuşmuştuk, kaderini sevmeyi konuşmuştuk. Hani Amor Fati, Zeynep'in de olduğu programda. Yani Özledik bu arada Zeynep, sana buradan da söyleyelim. Özelden de esasında yazıyoruz. Zeynep'e de selamlar. Evet. Yani başkaca da bir çaremiz yok. Evet. Kabul etmek zorundayız. İşte kabul Videonun etmeme başında durumu. söyledik ya, hani mutlu olma hali aslında anda durabilme hali. Anda duramayan da bir haz var dedik. Onun içinde de bir mutsuzluk. Mutsuzluk olduğu için o anda duramıyor dedik. Mesela o kırmızı kahve bardağıyla kahveni içebiliyor olman, anın içinde durabiliyor olman aslında mutluluk, dediğin gibi hani olanı olduğu gibi kabul etmek. Böyle Evet, düşününce aynen öyle. daha böyle kulağıma hoş geldi. Ama eğer hırs yapsaydın, ben bunu Evet. işte tamam şimdi içiyorum ama gideceğim öteki pembesinden alacağım, işte yeşilinden alacağım ben bunun gibi, o anın içinde bir taraftan onunla içerken ama bir taraftan da diğerinin hayalini kursaydın, orada bir hazın sana getirdiği bir hırs olurdu. O Ve daha hatta bir sıkıntılı bir hikaye durum var olurdu. biliyorsun, hani bu Haris devenin çalıyı yemesi, o Haris otu diyorlar. Aslında hırs da oradan geliyor. Deve o otu yedikçe, içi dikenli olduğu için ağzı kanıyor. Kanadıkça su zannediyor içiyor. İçtikçe, yani çiğnadıkça kanıyor falan diye kendi kendini öldürdü. Aslında hırsın Aa, insanın ilk kendini defa duydum. ya Çok yok güzel. etmesiyle alakalı çok güzel bir hikaye. Tam anlatamadım ama galiba böyle bir şey diye hatırlıyorum. Araştırsınlar. O yüzden o hırs aslında bizi biraz yani haz duygusu hırsa götürüyorsa orada dikkat etmek lazım. Mutluluk da belki dediğin gibi bunların dışında kalabilmekle alakalı, anın içinde kalabilmekle alakalı, olanı olduğu gibi kabul edebilmekle alakalı. Değil mi? Ya ilerliyorum ya, rıza göstermek. Bu bir şeydir, makamdır. Hani bu arada rıza makamı diye bir makam vardır ki orada başka bir hale geçiyorsun zaten. Hani geçebilmek nasip olsun. Elbette ben hani diyorum ya, hiç şunu iddia etmiyorum. Yani aa çok mutluyum, mutluluğu tam anlamıyla yakaladım, tam anlamıyla da keşke ama değil. Yani hani böyle bir durum yok. Tabii ki mutsuz oluyorum, tabii ki üzülüyorum. Ama dediğim gibi hayat biraz bunu öğretiyor biliyor musunuz? Yani istemeseniz de yani diyorsun ki başka bir şansım yok ki. Ne yapabilirim? Şu anda bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Dediğiniz zaman çok enteresan bir şey söyleyeyim ya. Yani ne diyorsunuz ya bazen? Yani evet şu anda yapabilecek başka hiçbir şeyim yok bununla alakalı. Sıkıntılı bir durum yaşayacağım işte ileride bununla alakalı diye düşünüyorum. Bir problemim var. Ama değiştirebilecek bir şeyim de yok, gücüm de yok. Bazen siz o teslimiyeti, çok zor teslim olmak bu arada, hani onu da kabul ediyorum, yaşadığınız zaman ya önünüze bir kapılar açılıyor. Hani ben bunu çok gerçekten deneyimlemiş olarak söylüyorum. Ya Harika. bitti, tamam. Ya bitti, ne yapayım? Daha önce hiçbir şeyim yok ya. Gerisini sen bilirsin Allah'ım. Dediğim noktada, ya bakın bunu lütfen bazen yapın ya. Çıkışı bulamadığınız zaman deyin ki yapabilecek bir şey yok. Artık arkamı yaslanıyorum. Dediğiniz zaman gerçekten öyle kapılar açılıyor ki size. Siz bile Harika. inanamıyorsunuz. Harika. Yani değil mi? O teslimiyeti, o şeyi bazen yaşamak gerekiyor. O da bazen böyle o en dibe gittiğinizde gerçekleşen bir şey. Çünkü teslim olmaktan başka bir şansınız yok. Azıcık gücünüz olduğunda o teslimiyeti unutuyorsunuz ama. Hemen bir müdahale edeyim, bir şey yapayım, bununla ilgili bir şey. Ama o gücü sıfırladığınız noktada basit yapacak başka bir şey yok. Ne yapayım? Yani hani tamam Allah'ım artık geriye kalan senin diyorsun. Ve hep diyorum hayatta sizi ne bırakırsa bıraksın. Kim bırakırsa bıraksın. Yaratıcı asla bırakmıyor. Bunu Evet. hiç unutmamak gerekiyor. Yaratıcı asla bırakmıyor.
Çok güzel bir şey söyledin. Biz kendimize göre mutluluk tanımlarımızı yaptık. Bence izleyenler de videonun altına onlar mutluluk deyince ne Evet. anlıyorlar? Aslında dedim hani iki ucunu da konuşuruz ama hiç mutsuzluk tarafında konuşmaya gerek yok şimdi. Onu da belki başka bir programda yaparız. Şey değil mi? Yani dediğim gibi dinlemek de Evet. gerekiyor ama Ama aslında zaten mutlulukta da geldiğimiz nokta neydi? Orta nokta. Yani mutsuzlukta da konuşuyor olsaydık aslında oradan çıkıp ortaya gelmek ki zaten örneğinde de iki ucu vermiştin ve ikisinin 6 ay sonra mı Altı ay denklendiğini sonra. bulmuşlardı. Son sözlerini alayım mutlulukla alakalı o zaman. Şöyle bir topluyor Evet. Ya, benim için en temelde hakikaten peşinden koşulacak bir şey asla değil. olsam. Kesinlikle bulunduğunuz hal her neyse, bulunduğunuz durum her neyse, onunla beraber size eşlik edecek olan bir haldir. Yani peşinden koşayım, arayayım, uğraşayım, çabalayayım, emek vereyim. Çok böyle bir durum değil. Dediğim gibi çok dışarıda değil, genel olarak çok içeride. İçeriye bir yolculuktur. O içsel huzuru yakaladığınız zaman başka bir noktada oluyorsunuz zaten. Şimdi sen konuşurken de şu geldi aklıma benim. Gerçekten bana göre de mutluluk düşündüğümde, yapmam gerekeni yaptığımda, yani potansiyelimle alakalı bu dünyaya niye gelmişsem, onu yapıyor olma halimin içinde benle yan yana yürüyen duygu durum hali gibi düşünüyorum. Çok güzel. Bu az önce benim de aklımdan geçmişti biliyor musun? Aslında kim mutlu olur diye bir an böyle konuşurken düşündüm. Hakikaten şu hayatta bir şey üreten insanlara bir konuda ama o konu her neyse bakın bunu hep diyorum. Bir şey anlatmak olabilir. İlla böyle işte kişisel gelişim hakkında bundan bahsetmiyorum. Ya bir ayakkabı boyamak da olabilir. Ya da bir televizyon tamiri de Yemek olabilir. yapmak Hakikaten olabilir. yemek yapmak olabilir. Bir şey üretip ortaya bir şey koyan ve gerçekten bu anlamda insanlara hizmet eden kişilerin ben o tatmini çok böyle doyasıya yaşadıklarını düşünüyorum açıkçası. Ve o zaman o mutlu olma haline ben çok daha güzel geçiyorlardır hakikaten. Bu çünkü çok şey, keyifli bir şey. Yani insanlar bir şey yapıyorsunuz, bir şey sunuyorsunuz, bir yemek, ne bileyim ya da işte bir örgü örüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bu o kadar kıymetli ki. Potansiyelini gerçekleştirmek demek belki de tam olarak. Son din muazzam oldu tespitim. Yani bende de O zaman farkındayım bir de açıkçası. örnek vereyim. Hani bir laf var, onu da çok seviyorum. Bazen doğduğunuz için değil, doğurduğunuz için potansiyelinizi yaratırsınız. Bu da hep aklıma Mustafa Kemal'i doğuran kadın geliyor. Yani Zübeyde olmak lazım ki öyle birini doğur. Mesela onun kendi potansiyeli öyleyken kadın demedi ki ben kariyer yapacağım. Ama onun, değil mi, yaratımı neler Evet. yarattı gibi. O yüzden Aynen. olduğunuz hal, olma haliniz neyse çok kıymetli. Ama bunu zaman içinde anlıyorsunuz. Bu belki de mutluluk işte geriye doğru bakıldığında anlaşılabilen bir duygu olacak. O yüzden onu söylediğin de çok güzel. Peşinden koşulacak bir şey değil. Kesinlikle. Tamam, bugünlük de bizden. Önce kapatmak yani. Evet. Şöyle bir şey var ya, şu olsun da mutlu olayım. İşte çocuk bir ilkokula gitsin, işte bugünler bir geçsin, çocuk büyüsün, işte üniversiteye gitsin, hadi bir evlensin. Yok, böyle bir şey değil. Yani Evet. anda mutluluğu yakalayabilmemiz gerekiyor. Yoksa ömür geçiyor ya, Evet. ömür geçiyor. Evet. Yani o bitsin, bu bitsin ne olmuyor maalesef. Evet. Herkese mutlu günler diliyoruz. Evet, çok güzel. Mutluluklarını buldukları, potansiyellerini yarattıkları bir gün Evet. diliyoruz. Bizden de bugünlük bu kadar olsun, değil mi? Hoşça Evet, kalın. o zaman mutlu mutlu kapatıyoruz. Hoşça kalın. Evet.